Merhabalar arkadaşlar, ismim Aykut Ömer. Bundan sonra sizlerle kısa Photoshop videolarıyla beraber olacağız. Bugünkü ilk videomuzda gelen yoğun istekler üzerine arka plan ile ön plandaki modellerimizin, ağaçlarımızın nasıl ayrılacağını, ağaç yapraklarına kadar nasıl ayrılacağını göstermek istiyorum. Öncelikle fotoğrafımızı açıyorum. Bir kopyasını alıyorum fotoğrafımızın. Command C ya da Ctrl C ile de alabilirsiniz kopyasını. Aldığım fotoğrafı daha sonra Camera Raw ile açıyorum. Fotoğrafımın biraz daha aydınlık olmasını istiyorum. Çünkü birazdan yapacağım işlemler sonrasında daha koyu hale gelecek fotoğrafımız. Onu dengelemek istiyorum. Auto'ya basıyorum. Highlight'ımı kısıyorum. Shadow'larımı açıyorum. Clarity detaylarımı çok az arttırıyorum. Birazcık da sıcaklığı artırıyorum. OK tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi iki tane layer'ımız oldu. Üstteki layer'ıma tıklıyorum. Kanallara gidiyorum. Kanallardan blue olanının bir kopyasını alıyorum. Kopyasını aldığım blue'yu image, calculations değerlerine giriyorum. İlk girmiş olduğunuzda sizin bilgisayarınızda multiplayer olarak görünecektir. Multiplayer olan blending modumuzu subtract olarak değiştiriyoruz. Opacity'miz 100 alıyoruz. Offset'imiz 0, skalamız 1 oluyor. Ve invert tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi daha koyu bir fotoğraf elde etmiş olduk. OK tuşuna basıyorum. Alfa kanalımız meydana geldi. Alfa kanalımızı siyah fırçayla opacity değeri 100, flow modun değeri 100 ve overlay modunda siyah fırçayla kalmasını istediğim her yeri siyahıyla boyuyorum. İlk başta overlay modunda boyuyoruz çünkü kenarlarda overlay çok etki yapmayacaktır. Tamamen koyu bir etki vermeyecektir. Bazı boşluk bölgelerin kalmasını sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ağaçların üzerinde kalan beyazları, aralardaki beyaz bölgeleri siliyorum. Siyah fırçayla boyuyorum. Ağaçların gövdesinde beyaz bölgeler bırakılsa eğer, birazdan silme işlemi yaptığımız onlar da silinecektir. Arka plan ağaçların içinden çıkıyormuş gibi olacaktır. O çok hoş bir görüntü yaratmayacaktır. Ona biraz daha dikkat etmemize fayda olacak. Evet. Siyahla yine boyamaya devam ediyorum. Kenar kısımları dediğim gibi overlay ile boyuyorum. Daha sonra geneline geliyorum. Normal modu seçiyorum. Büyük bir fırçayla geri kalan her yeri siyahla boyuyorum. Gözümden kaçan bir yerler olup olmadığını biraz yakınlaştırıp bakıyorum. Siyahla boyamaya devam ediyorum. Şu anda gayet iyi görünüyor. Burada kanalların sağ üstünde şu anda Panel Options var. Panel Options'a tıklıyorum. Büyük simgeyi seçiyorum. Daha sonra layer'ın üstündeyken Command tuşuna ya Control tuşuna basıp Alpha 1 kanalına tıklıyorum. RGB'ye tıklıyorum daha sonra. Oradan layer'a geliyorum. Layer'ımızın üzerindeyken Maske tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız maskelendi. Gökyüzü silik bir vaziyet aldı. Ama biz tam tersini istiyoruz bunu. Ctrl E yapıyorum. Gördüğünüz gibi gökyüzünü şu anda silmiş oldum. Palmiyelerimizi yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda bütün hepsi tel tel ayrılmış oldu. Bir dahaki eğitimimizde arka plana gökyüzünü yerleştirmek ve gökyüzü ile ön plandaki modeller arasındaki tonlamanın nasıl yapılacağını sağlamayı göstereceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.